Asıl olan imamla cemaatin fiziki birlikteliğinin var olmasıdır. Bu fiziki birliktelik ya ses ile sağlanabilecek birlikteliktir ya da görüntü ile sağlanabilecek birlikteliktir. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki imam bir mekanda, cemaat farklı bir mekanda olursa bu namaz sağlıklı bir namaz olmaz. İmamın cemaatten ayrı bir mekanda olması doğru değil. En fazla biraz mihraplar içeride olabilir ve 10-15 santim yukarıda imam bulunabilir. Mutlak surette imamın olduğu yerde cemaatin bulunması gerekir. Ama çok büyük bir cemaat olduğunu düşünün. İmamla beraber bir iki saf cemaat var ama cemaatin kalan kısmı caminin bir kat altında. Eğer caminin bu bir kat altına imamın sesi ulaşabiliyor ise o zaman fiziki bağlantı devam ediyor demektir. Veya Bizim Selahattin camilerimizde yaygın olarak kullanılan daha sonraki camilerde de örneğine rastladığımız mahfillerde cemaat bulunuyor ve bu mahfillerden imam görünebiliyorsa burada da imama uymak mümkündür. Ama imamın görünmediği, sesin ulaşmadığı bir yerde hem görüntü olarak hem de ses olarak imamla fiziki bağlantı kopmuş ise burada imama teknik bir vasıta üzerinden uymak sakıncalı olur. Ama çıplak sesi imamın ulaşıyor veya müezzinin tebliğleriyle ses geliyor. Bununla beraber de hoparlör kullanılıyor, ses daha sağlıklı bir şekilde, daha gür bir şekilde ulaşıyorsa, bu bir destek unsuru olarak kabul edilebilir. Bir sakıncasının olmadığı söylenebilir. Ama bazen rastlıyoruz, işte bina şeklinde camiler yapılmış, 3 kat aşağıdan 3 kat yukarıdaki imama, uyuluyor. Elektrik vasıtasıyla ses intikali sağlanıyor. Bazen hoparlörde arıza çıkıyor. Bazen elektrikler gidiyor ve tamamen imamla bağlantı kopuyor. Bunlar doğru değil. Cami mimarilerinin bu açıdan muhakkak surette fiziki bağlantıyı oluşturabilecek şekilde sağlanması gerekiyor. Bunun dışında da eğer cami cemaati dışarıya kadar taşmış, siz evinizden önünüzdeki cemaati görebiliyorsanız o zaman o cemaate uyabilirsiniz. Fiziki bir bağlantınız var. Burada illa da imamı görmeniz gerekmiyor. Cemaati görmeniz yani müteselsilen imamla fiziki bağlantısı söz konusu olan cemaate bir eklemleme yapmanız mümkün. Ama bunlar söz konusu değilse o zaman Cemaat tehlikeli bir noktada demektir. Bunlara dikkat edilmesi lazım.